Onos pek ortalarda görünmeyin dedi ama. Aman ben kötülük yaptırmadan duramam ki. Ay. Burada da kötülük yaptırmak için ne kadar güzel bir ortam var. İşte bir adet yaşlı adam ve bir adet onun çantası. Ve tam arkada parklarda ve sokakta yaşamak zorunda olan bir adam. Bu malzemeden öyle leziz, öyle güzel bir kötülük yaptıracağım ki. İyilik, iyilik yaptırmam gerek. Hey amca. Bak çantayı bu şekilde buraya koymuşsun. Kapkaççılar rahatlıkla çalıp kaçabilir. Ama sen en iyisi bir çantayı iyice yanına al. Ne olur ne olmaz. Teşekkür ederim yavrum. Sağ ol, sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Kesin o iblis kötülük peşindedir. Benim de iyilik yapıp dengeyi korumam lazım. Gerçi Honos ortalıklarda fazla gözükmeyin dedi ama... ...birkaç küçük iyilikten kimseye zarar gelmez. O çantayı çalmalısın. Çal ve kaç. Ne yapıyorsun evladım? Hayır. O çantayı yerine bırak. Yazık adama. Aferin. Sana o çantayı çal dedim. Hayır, böyle bir kötülüğü yapmamalısın. Hadi oğlum, onu yerine bırak. Aferin. Aptal. Niye kızdık işe? Çok kötüsün Selena. O yaşlı adamın çantasını kapkaç yaptırmaya utanmıyor musun? Ayrıca o genç çocuğa da çok kötülük yaptın Selena. Boş versene. Nerede iyilik, orada kerizlik. Sen de kötü ol ve aramıza kat. Bir dakika. Ne yapıyorum ben ya? Hatırladım. Biraz önce az kalsın yanlışlıkla iyilik yaptıracaktım. Ben kötülük yaptırıyordum. İnanamıyorum. Bundan sonra kendime engel olmam lazım. İyilik yaptırmayacağım. Bir daha iyilik yaptırmayacağım. Yoksa bu Selena gibi iyilik meraklısı bir aptal olup çıkarım. Ay. İrademe hakim olmalıyım. Asla kötülük yaptırmamalıyım. Yoksa bu iblis gibi olacağım.